Yılmaz Özil, Sözcü Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir gazete, Sözcü gazetesi kadar sistematik saldırı altında kalmadı. 4877 gündür yayınlanıyoruz. Bu süre içinde aleyhimize 800'den fazla tazminat davası açıldı. 1000'den fazla suç duyurusunda bulundu. 300'den fazla ceza davası açıldı. 2000'den fazla tekzip başvurusu yapıldı. Toplayın bunları, 4000'i geçiyor. Kardeş gazetemiz korkuzuzu ilave et Beş yaklaşıyor Yani sözcü gazetesi yayın hayatına başladığı günden beri ortalama her gün adliyeye götürüldü Her gün Bırakın Türkiye tarihini, dünya basın tarihinde böylesine sistematik saldırı altında tutulan bir başka gazete yok Patronundan muhabirine, genel yayın yönetmenlerinden, yazarlarına, internet sitesinden, muhasebe görevlilerine kadar neredeyse yargılanmayan personelimiz yok Hapis cezası istenmeyen yazarımız yok. Asılsız ihbarlarla, kanıtsız iftiralarla, sahte tweetlerle, yalancı tanıklarla, montaj fotoğraflarla, düpedüz kumpaslarla, linç kampanyalarıyla devamlı savcı veya hakim önüne çıkarılıyoruz. Hukuk servisimiz adeta call center gibi çalışıyor. Haksız vergi cezaları kesiliyor. Basın ilanlarımız kesiliyor. Henüz yayın hayatına başlamayan televizyonumuza bile ceza kesildi. En son Emin Çöreşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yücel Arı, Mustafa Çetin, Gökmen Ulu ve Yonca Yüce Kaleli'ye verilen toplam 20 yıl hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı. Can güvenliğimiz yok. Manşetlerden, ekranlardan hedef gösteriliyoruz. Silahlı korumalarla dolaşıyoruz. Peki tüm bunlara nasıl katlanıyorsunuz derseniz? Kendi payıma şöyle izah edeyim. Henüz üniversite öğrencisiydim. Gazetecilik okuyorum. Sokakta tatsız bir hadiseye karıştık. ''Karşımızdaki polisti. O bize, biz ona vurduk. Ehaliyle kelepçelediler. Geceyi karakolda geçirdim. Sabah olunca adliyeye götüreceklerdi. Avukatımla görüşmek istiyorum dedim. Komiser şöyle bir yüzüme baktı. ''Burası Amerika mı lan?'' dedi. suç suçüstü yakalandığım için suçüstü mahkemesine çıkarılacaktım. O günkü yasalar gereği suçüstü mahkemesinde avukat mavukat olmuyordu. Polis aracına bindirdiler. Konak'ta devlet hastanesinin önünde indirdiler. Ellerim önden kelepçeliydi. Mevsim yaz, tişörtlüydüm. Kelepçelerin üstüne kazak filan atarak kamufle edemiyordum. Emniyet müdürlüğü binasına kadar o vaziyette yürüttüler. Akıllarınca ibret alem yaptılar. Neyse, parmak izi falan aldılar, mahkemeye çıkardılar. Sanık bölümünde ayakta duruyorum, bacaklarım titriyor. Atın içeridese en az 2-3 ay yatacağız. Hakim salona geldi. Şöyle ters ters baktı bana. Sonra önündeki dosyaya baktı. Sen misin bu eşek herif dedi. Ne diyeyim? En şirin ses tonumla benim efendim dedim. Polise vurmuşsun dedi. Efendim vurdum ama ben haklıyım dedim. Evladım burası hukuk devleti. Başına böyle bir iş geldiğinde karakola gideceksin. O işin hesabını bizler, savcılar, hakimler soracağız. Öyle değil mi dedi. Haklısınız efendim dedim. O halde tekrar soruyorum. Polise vurdum mu dedi. Efendim vurdum ama dememe kalmadı. Dur manasında elini kaldırdı. Oğlum böyle bir şey olduğunda karakola gideceksin. O işin hesabını bizler, hakimler, savcılar soracağız anladın mı dedi. Nihayet anlamıştım. Tekrar soruyorum. Polise vurdun mu dedi. Vurmadım efendim dedim. Daktilonun başındaki memuraya seslendi. Yaz kızım. Yırtmıştım. Serbest bırakıldım. Tutuksuz yargılanmaya devam ettim ama hakim sayesinde kazanılan zaman sorunları tamir etmeye yetti. Yumrukladığım polisin siniri geçti, yumuşadı. Avukatlar devreye girdi. Paçayı kurtardım. Birkaç yıl sonra gazeteciler cemiyetinden Hasan Tahsin ödülü aldım. İlk ödülümdü. O hakime gittim. Efendim ben geldim dedim. Yine ters ters baktı. Sen o eşek herifsin değil mi dedi. Benim efendim. Ödülümü getirdim dedim. Artık yazarak mı dövüyorsun dedi. Sayenizde dedim. Otur dedi. Çay söyledi. 35 yıl geçti. Ne o çayın tadını unuttum ne de kulağıma küpe nasihatlerini. O babacan hakim olmasaydı Hayatım kaymıştı. 12 Eylül'ün hemen üstüydü. Sıradan bir gençlik öfkesi yüzünden sabıkalı olacak, muhtemelen üniversiteden atılacak, gazetecilik falan yapamayacak. Kim bilir nereye savrulacaktım. Hukuk denilen kavramın kanunlardan ibaret olmadığını, cezalardan ibaret olmadığını düşünen tecrübeli bir hakim hayatımı kurtarmıştı. Nasıl başlarsan öyle gider. Gazeteciliğe bir hakim sayesinde başlayabilmiştim. 35 yıldır onun gibi hakimler, onun gibi savcılar sayesinde devam edebiliyorum. Başıma gelen onca iftiraya, onca linç kampanyasına, onca tehdide, onca suç duyurusuna, onca davaya rağmen sırf o rahmetli hakim sayesinde adalete olan inancımı asla yitirmedim. Hayatımızı mahvetme gayretlerine rağmen, kalemimizi kırma gayretlerine rağmen, talimatlı hukuk facialarına rağmen, çektiğim maddi manevi acılara rağmen, yüreğimdeki can kırıklarına rağmen, Namuslu savcılara, namuslu hakimlere olan inancımı asla yitirmedim. Sözcü ailesinin patronumuz Burak Akbay'dan tüm çalışanlarına kadar istisnasız hepsinin benzer bir yaşanmış hukuk öyküsü var. İşte bu sayede katlanabiliyoruz. Başımıza gelen getirilen onca felakete rağmen hakikatin topallayarak da olsa hedefine ulaşacağına namuslu savcıların, namuslu hakimlerin illaki var olduğuna güveniyoruz. Adalete olan inancımızı asla yitirmiyoruz. Çünkü eminiz ve müşteriyiz. Namuslu gazetecilik suç değildir